yoksa bizi öldürür lan. Nereden bilecek oğlum bizim yaptığımızı? Sessiz olursak bir şey olmaz. Dalalım lan. Dalın, dalın. Ben çok sıkıştım. Bir tuvalete gidip geleyim. Ne diyecektin? Bahattin teyzen, Kamil, Zeki ve Murat yine kileri soyuyorlar. Ne? Kileri mi soyuyorlar? Oha! Tüh, Allah belanızı versin. Sizi pis cüce hırsızlar, sizi! Arkadaşım beni itiyor. Susun bakayım. Sen geç sıraya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeker şeysin. Adın ne senin? Recep Efendi. Sen neden ağlıyorsun bakayım? Adın nedir senin? Çünkü... Her şey için teşekkürler Ruhsar Hanım. Müteşekkiriz. Hayırlı bir evlat olur inşallah. Allah'a ısmarladık. Affedersiniz. Pasaport dairesi burası mı acaba? Hayırlı nöbetler. Onları dövüştürmeye. Allah Allah kardeşim, ileri geri konuşma ya. Hayvanları sevmek suç mu? Ben şahsen Kanarya Sevenler Evi Derneği başkanıyım. Bunlar içeride kapışmış. Ben de şahsen bunları ayırırken memur beyler içeri geldi ve ben bu hayvanları seviyorum diye. Götürün.
İsmail kardeşim, sen şimdi bizim sana kaç saksı borcumuz var onu söyle. 12.8 abi. Ne? O kadar oldu mu ya? 208 mi? Yok abi, 12.8. Lan zeki. Sen demedin İsmail. Şimdi bak, sen bize o siparişleri gönderdin mi kardeşim? Ha? Şahane. Bu hafta sonu sen açık görüşe gel, tamam mı? Sana bütün hesabı kapatalım. Tamam, oldu. Bu iş bitti. Öptüm İsmail'im. Bak, öbür hatta bekleyen var, tamam mı? Hadi kardeşim, hadi görüşürüz. Alo, heh, bağırma be, bağırma be. Ne? Şişt, hareket et. Kapıyı aç lan. Tamam abi. Gel şimdi. Telefona niye bakmıyorsunuz oğlum? Ne oldu lan köstebekler? Ay sıçacağım köstebeğine de tüneline de be abi. Ne oldu abi? Sen niye kapıyı kapatıyorsun oğlum? Ölüyorduk lan havasızlıktan. Ben bunu biliyorum oğlum. Bu cenin var ya bu cenin. Bizi öldürüp buradan tek başına kaçacak ha. Oğlum ben uyuzum zaten bu herife. Sıçacağım ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu herif ajan. Allah canımı alsın ajan. Şerefsizim müdürün adamı. Dur dur. Kamil sakin ol, gerek yok ya. Ne gerek yok abi? Bırak Allah'ını seversen bırak ya. Kamil unutma ki ben cinayetten girdim ona göre ha. Yerim senin cinayetin ulan! Ulan gören deden adam vurmuş! Ulan cüce! Zavallı bir karı şişmiş, gelmiş burada dayanık yapıyor ya! Oğlum o kurttu bir kere. Oğlum cevap verme bana. Tamam, tamam. Şimdi... Lan oğlum cevap verme bana! Cevap verme lan, şuna cevap verme lan! Şşş, tamam oğlum büyütmeyin lan. Küçücük adam be. Kardeşim o zaman bu terliksi hayvana söyleyin, aklını başına toplasın ona göre. Cefasını biz çekelim, sefasını siz sürün. Garsonlar, yeni siparişleriniz geldi. Ha bakın, çiçekçi saksıların parasını istiyor. Eğer vermezseniz mahkemeye verecekmiş ona göre ha. Bence haciz gönder. Alayım Salih abi. Bana bakın, bu yeşillik sevgisinin arkasından bir çapanoğlu çıkmasın. Beni yakarlar. Vallahi ve billahi ben de sizi oyarım ha. Kamil evladım, bir yerin mi ağrıdı? Keşke ağrısa be Salih abi. Sen burada yaşamayı kolay mı sanıyorsun? Aylardan beri ne bir ağaç, ne bir kuş, ne bir piknik yüzü gördüm. Biz de insanız Salih abi. Kendimize göre bir dünya kurduk. Eğer sen bize bunu çok gördüysen... Kamil evladım, ağlama. Yani uyarayım istedim ben seni. Neyse, hadi siz keyfinize bakın. Hoşça kalın. Allah. Nasıl oynadım abi? Kaç? 12.8. Bak habire 12.8, 12.8 diyorsun ama ben insanları çift çift görüyorum, ha? Ne yapayım, ibre öyle gösteriyor. Vay ibre vay. Şşt millet, oğlum habere bakın lan. Ünlü playboy Tekin Güvenoğlu, Çırağan Oteli'nde dillere destan bir düğünle dünya evine girdi. Tekin kim lan? Tekin lan, bizim piç Tekin. Ne? Ne diyorsun oğlum sen? Vay be, ne yazıyor? Ben okuyayım lan. Ünlü playboy Tekin Güvenoğlu karısına 2 milyon dolar işareti değerinde yat aldı. Yat almış. Vay be. 2 milyon dolar oğlum. Güle güle binsin. Eh, o kadar parayı verdikten sonra güle güle biner artık ha. Bırakın oğlum, yavşan Teko. Niye öyle diyorsun lan? Sonuçta adam arkadaşımız. Bizim doğru dürüst bir hayatımız olamadı. Bari onun güzel bir hayatı olsun, değil mi abi? Peki kimle evlenmiş baba? Mankenin biriyle. Ha, tamam işte, yakışır. Arkadaşlar, lütfen kıskanmayı bırakalım. Sonuçta... Tekin de bizim gibi yurttan çıkmış bir arkadaşımız. Allah Mesut bahtiyar etsin. Bize bunu söylemek düşer.
Doğru diyor. Sen karışma lan. Tez canım be, sana zahmet. Şu havalandırmayı bir açıver be. Parayı duyunca hepsinin aklı gitti ha. Ya babacığım, niye telefonunu aramıyorsun? Tezcan Bey, telefon numaranızı alamamışım. Efendim, metronun sonuna geldik galiba. Ne? Sonuna mı geldik? Evet. Beyler, valizleri toplayın. Tatile çıkıyoruz. Değerli dostlarım, değerli kader mahkum arkadaşlarım. Firarda'nın niki bugün... Sessiz ol lan. Tamam, pardon, pardon Murat. Değerli kader mahkum arkadaşlarım. Yine bir erkekler matinesinde birlikteyiz. Hepinize hoş geldiniz diyorum. İyi eğlenceler temelli ediyorum. Karşınızda çok büyük bir ses. Hamit, hoş ses ve darbukatör Bilal. Maestro baba. ...3448, 3449. Arkadaşlar, hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. Oğlum, eminsin değil mi lan? Yine avluya çıkmayalım. Hadi açın, çıkalım şuradan ya. Tamam, açıyoruz kardeşim ya. Allah Allah. Ya Allah. Benzemez oğlum. Alın. Bir daha bana hareket yapma. Gel lan buraya, gel. Sen de hareket yapma. Tamam, vurdu. Hareket yapmayın bana. Lütfen, Çelik Bey, atmayın lütfen. Hareket yapma dedim sana. Aha, abi şuraya bak. Ne oluyor lan? Nereye böyle? Af çıktı kardeş, duymadın mı? Ne? Af mı çıktı? Oğlum af çıkmış. Hadi be. Ne olacak şimdi? Arkadaşlar, yapabilecek bir şey yok. Tekrar içeri giriyoruz, buyurun. Eşyaları da alın. Geç. Geç. Tezcan hadi. Siz girin abi, ben burada bekliyorum. Tezcan, saçmalama. Af çıkmış, şu anda kaçak sayılırsın. Dönersem top olayım Bahattin. Ben bu tüneli boşuna mı kazdım? Ben Tezcan. Delirtme adamı, gir içeri. Tamam be abi. Zaten başımıza bir ton mevzu geldi. Hey.
Vallahi özgürlük gibisi yok ha. Zeki. Ne? Oğlum bu taş çok sıcak. Benim tansiyonum mu düşüyor ne? Yok abi sana öyle geliyor. Sıcaktan kemikler yerlerine oturuyor. Şşş. Oğlum şaka maka az daha firari oluyorduk lan. Ulan Allah'tan Cenin Kamil'i dövdü de biraz oyalandık. Yoksa mantara bağlamıştık ha. Çap. Baba konuşmalarına biraz dikkat eder misin Allah'ını seversen ya? Ha? Ne öyle dövdü mövdü falan? Görmüyor musun? Burada ses yankı yapıyor. Hey! Bak! Ayıp oluyor ama bir duyan olacak. Hem ben bildim taşı yiyecek. Hey! Ya yapmış. Tamam ulan Kamil uzatma. Şaka yaptık oğlum ne abartıyorsun? Biz şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Vallahi sizi bilmem babalar ama ben kendime sağlam bir kese attıracağım. Oğlum ben onu demiyorum. İşi diyorum. Ne iş yapacağız? Ne iş mi yapacağız? Oğlum adam gibi çalışacağız. Zaten şaşkaza aptan yararlandık çıktık. Arkadaşlar bu işin şakası yok. Artık katakulli işler bitti. İyi de bizi kim işe alır ki? Zeki doğru söylüyor arkadaşlar. Bizim sabıkalarımızın hepsini arka arkaya koysanız 5 cilt kitap olur. Vallahi abiler ben ticarete atılmayı düşünüyorum. Hadi ya ne alıp satacaksın lan? Ne bileyim öyle ikinci el cep telefonu çalıntı balıntı dükkanı açıp. Oğlum biz katakulli yok diyoruz. Sen hala çalıntı diyor. Oğlum ben mi çalacağım lan? Millet çalacak ben satacağım Allah Allah. Oğlum artık manifestolu işler yok diyorum ya. Hepimiz bak 5 kişiyiz. Kişi başı 300 milyon kazanacak iş yapsak. Ayda 1750 eder. 1,5 eder oğlum. Tamam ben neyse ne. Bak 500'üyle bir ev tutarız. Geri kalanıyla gül gibi geçiniriz oğlum. Öyle ufaktan da ev eşyası alırız Topkapı'dan. Doğru tabii. Bana uyar. Vallahi bana da uyar abi. Ama bu artist Murat'ı bilmem. Manitalar gezmek isterler, hediyeler falan. Ya siktir gitme oğlum. O iş icabıydı. Biz de artık mütevazı bir hayat yaşayacağız. Şöyle bir de helal sütlenmiş bir kız buldum. Benim işim tamamdır abi. Arkadaşlar ben artık gidiyorum. Abi harbiden gidiyor musun ya? Oh. Evet bahsettim. Kısmetse bu hafta Almanya'ya gidiyorum. Bir dizi konser vereceğim. İyi de abi sen nasıl gideceksin yurt dışına? Hapisten yeni çıktın. Vize vermezler ki. Vizeye gerek yok. Kaçak gideceğim efendim. Heh ne diyelim? Hayırlı yolculuklar. Çok teşekkür ederim. Hadi baba. Baba terleyin be. Rica ederim, rica ederim. Hadi. Hadi. Hadi eyvallah. Salih Bey'i görürseniz benden çok çok selam söyleyin. Hadi. Bunun suçu neydi lan? Kaçak olarak yurt dışına çıkmaya çalışma. Ulan adam hala akıllanmadı be. Ya harbiden bir uğrayıp teşekkür edelim Salih abiye. Çıkarken vedalaşmadık lan adamla. Evet abi. Adam az babalık etmedi bize be. Gidelim lan. Bizi görünce sevinir garip be. Ha. Hadi o zaman. Hadi. Öyle mi gideceğiz lan? Ne bileyim ben. Yıkanalım öyle. Hadi sus abi. Bak ne çalıyor Melek Hanım. Bizim şarkımız. Çok zamansız gittim be Melek. Çok çabuk. Beni yapayalnız bıraktın bu acımasız dünyada. Yo yo. Sakın kızdığımı falan sanma. Sitemim özlemimdendir. Özlemimden. Geldim. Salih babacığım kusura bakma böyle zamansız geldik baldır küldür ama misafir kabul edersin. Ya ne demek ya geçin çocuklar geçin. Salih abi rahatsız etmiyoruz değil mi? Estağfurullah çocuklar kayınvalideniz sizi sevecek biliyor musunuz? Buyurun oturun ben iktidar tabak getireyim. Salih abi. Niye zahmet ettiniz bu çocuklar ya Allah aşkına. Hadi. Buyur abi. Oturun bakalım şu talihayı ıslatalım. Geliyorum hemen. Oturun dedim. Hadi bakalım sağlığınıza. Salih abi eline sağlık hepsi nefis olmuş ha. Afiyet şeker olsun. Bakın gençler hayatta en önemli şey sağlıktır. Sizler de şeytan kulağına kurşun aslan gibisiniz maşallah. Artık bundan sonra akıllı olur böyle tuhaf şeylere bulaşmazsınız ha. Eyvallah abi. Zaten biz de kendi aramızda karar aldık.
Bundan böyle öyle abidik gubidik işlere girmeyeceğiz abi. Değil mi çocuklar? Aferin. Gençsiniz. Gidin ticaret yapın. Eğer hiçbir şey yapamıyorsanız iş portacılık yapın. Yani helalinden para kazanın. Geldiler. Beyler, biraz çabuk atıştırın da kalkalım. Adamı daha fazla rahatsız etmeyin. Hadi bak. Misafir mi geldi acaba? Ha? Gelirse gelsin oğlum. Biz de misafir sayılırız. Tezcan doğru söylüyor. Sofradan kalkmak yakışık almaz şimdi. Bu yakışıklı delikanlı benim oğlum Tolga. Ya. Hoş geldin de bakayım abilerine. Hoş geldiniz. Öp abilerini. Hoş bulduk. Abi Tolga da çok yakışıklıymış be. Evet, çok yakışıklıdır. Murat abisine benziyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk ablacığım. Hoş bulduk. Bu da biricik kızım Meryem. Bunlar da sana bahsettiğim arkadaşlarım iş yerinden. Kamil, Tezcan, Bahattin, Zeki ve de Murat. Memnun oldum. Babam sizlerden çok bahsetti. Gönderdiğiniz çiçekler için de teşekkür ederim. Ya Meryem olmasaydı bu çiçekleri kesinlikle büyütemezdim. Hadi yavrum oturun, siz de yemek yiyin. Hadi oturun. Ben yemeyeceğim babacığım, karnım aç değil. Çok yoruldu bugün. Hadi Tolgacığım, gel biz yatalım istersen. Size iyi geceler, afiyet olsun. İyi geceler abla, iyi geceler. Vay be Salih abi, ne şanslı adamsın. Şahane bir ailen varmış, vallahi Allah mutlu mesut etsin. Amin. Abi ne oldu? Sessizleştin birden. Her şey dışarıdan göründüğü gibi olmuyor be çocuklar. Hayırdır abi? Tolga'nın öğretmeninin Amerika'da bir doktor kardeşi varmış. Filmleri ve raporları gönderdik. Kimden bahsediyoruz be abi? Tolga. Benim Tolga. Bütün tedavileri gördü ama bir türlü toparlayamadı yavrum. Toplayamadı da ne olacak? Yani durumu çok mu kötü? Kötü. Çok kötü. Onlar ellerinden geleni yaptılar. Ama Allah'tan ümit kesilmez deyip gerisini geriye gönderdiler. Hadi be. Salih baba, ne duruyorsunuz? Göndersenize yurt dışına. Gidin demesi kolay. Çok pahalı bir hastaneymiş. Sigortaya başvurduk. 9 aydan beri bekliyoruz masrafları karşılasınlar diye. Of be Salih abi. Hiç de belli etmedin. Keşke daha önce söyleseydin. Ne bileyim, belki hani... Biz artık içimize atmaya alıştık. Neyse. Sizi de üzdüm bu mutlu gününüzde be çocuklar. Kusura bakmayın. Ne üzmesi be abi? Şu işe bak sen. Peki ne zaman sonuçlanacak abi bu sigorta işi? Hiç bilmiyorum ne zaman sonuçlanır. Ama inşallah çok uzun sürmez. İnşallah. Tolgan bir 9 ay daha dayanamaz. Dayanamaz yavrum. Öyle deme be Salih baba. Allah korusun. Vardır bir çaresi be baba. Dün akşam annesini görmüş rüyasında. Tolga'yı çok özlediğini söylemiş. Baba, annem beni çağırdı dedi. Çocuk her şeyin farkında. Baba, ben ölecek miyim diye sordu. Cevap veremedim. Önce annesini aldı. Şimdi de oğlumu hazırlıyor. Thank you.
song. DJ's Wellness. Yeni nesil de gitgide güzelleşiyor ha baba. Maşallah. Birader, yeşil yandı, devam et. Farkındayım baba, özür. Teyvin sesini biraz kısar mısın? Pardon baba, özür. Beyler, diyorum ki çalışıp aramızda para biriktirsek daha iyi olmaz mıydı ha? Abi, biz bir yıl çalışsak bu parayı var ya bir araya getiremeyiz biliyor musun? Ne biri oğlum? 5 yıl çalışsak o para bir araya gelmez. Ne parası baba bu? Ya kardeş sen ne arıza bir adam çıktın be. Sürsene oğlum arabanı sen lan! Baba sen de amma sinirlisin ya. Yardım mı zor diye şey yaptım ya. Ne bakıyorsun oğlum? Sus! Bunlar ne? Bunlar ne? Tahsilat hakkımız, seke seke alırız. Tahsilat hakkımız, seke seke alırız. Geri çekilin beyler. İyi günler. Biz Tekin Bey'le görüşecektik. Tekin Bey dışarıdalar. Hadi arkadaşlar. Arkadaş, biz Tekin Bey'in arkadaşlarıyız. Kendisiyle görüşmeye geldik. Hadi beyler, zor kullanma. Hadi. Kardeş, o elini ayağını indir, senin o elini ayağını kırarım. Şşt! Oğlum! Çek çek yap lan! Para! Lan Sırık! Lan senin nerede oturduğunu biliyorum lan! Sakın ne oluyor burada? Abicim biz Tekin Bey'in arkadaşlarıyız. Tekin Bey'i nereden tanıyorsunuz? Yurtta. Yani aynı yurtta büyüdük biz. Çocukluk arkadaşımız da Tekin Bey. Hatta biz ona piç Tekin Bey. Yani aramızda öyle. Bırak mı diyorsun? Sağ ol. Bil lan! Bırak! Çağırıyorsun sen. Vay be! Oğlum imparator olmuş lan piç. Olsun olsun. Allah daha çok versin he. Doğru. İyi de yanlış adamlarla beraber. Öyle takım elbiseyle falan adam korunmaz. Gelsin konuşalım. Hayır yani bizden kopmasın. Doğru. Doğru. Baba bir şey söyleyeceğim. Bu masayı kaça okuturuz lan? Ne diyorsun oğlum sen? İnsan kendi malına göz diker mi? Belki yarın öbür gün buranın müdürü falan olacaksın. Ayıp. Yapma ya. Oğlum, zenginin parası züğürtün çenesini yorarmış. Siz zannediyor musunuz bu Tekin bize para verecek? Niye vermesin oğlum? O da bizim bir kardeşimiz. Ne kardeşi lan? Bütün Türkiye aşağıda toplanmış parasını istiyor oğlum. Bir insan 7'sinde neyse 70'inde de odur. Sen bakma onlara. Millet bedavacı olmuş abi. Tekin'im işini bilir. Vermiyorsa vardır bir bildiği. Arkadaşlar, bence Tekin bizi buradan boş çevirmez. Gelin birlikte çalışalım, birlikte yürüyelim diyecek. Kesin ya, yazıyorum buraya. Kardeşim anlatamıyorum size galiba. Elinde inkem olsa neden yapmayayım? Tamam. Avukatım sizi arayacak. Şerefsiz. Siktir gidin lan! Ne istiyorsunuz oğlum siz? Bana bak, sen bıyık mı? Sana sor. Güvenlik, al şu bekliği. Al onu, al, al. Küfür etme lan! Nasıl bir var ya? Ağzını sıçtın. Sen ne konuşuyorsun lan? Evet, siz ne istiyorsunuz? Tekin, biziz lan. Tanımadın mı bizi? Evet, tanıdım. Niye geldiniz buraya? Tekin, aslında biz şey için gelmiştik. Ne oluyor lan? Ulan kardeşim. Nerede lan bu ayakkabı? Ne budu? Nasıl? Ha? Dur sen, evet. Dur, daha bitmedi. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Biz hapisten yeni çıktık. Hapisten çıkıp buraya mı geldiniz? Yok, biz dün çıktık. Daha yeni buraya geldik. Kamil, bir dakika. Tekin, bizim buraya gelmemizin sebebi... Para istiyorsunuz.
kendini mi yakıyor? Teyze, sana ne oluyor ya? Sana ne oluyor? Sen niye kendini yakıyorsun? Senin bu konuyla bir alakan yok ki. Ulan millet kendini yapmak için bahane arıyor. Kardeşim utanmıyor musunuz para dilenmeye? Ha? Karşıma geçmişsiniz böyle yurttan sesler korosu gibi. Biz hapisten yeni çıktık, paraya ihtiyacımız var. Tekin, biz de aslında kendimiz için para istemiyoruz. Kardeşim, benim kimseye haraç verecek halim yok, o kadar. Tamam da bir hastamız vardı bizim. Bırakın bu hastamız vardı ayaklarını da. Hepiniz sapasağlam adamlarsınız. Gidin çalışın kardeşim, eliniz ayağınız tutuyor. Ne? TMSF'den mi geldiler? Tamam, geliyorum. Bir daha da beni rahatsız etmeyin. Biraz fazla vermediniz mi efendim? Doğru söylüyorsun. Uşağı bir pencereden aşağı atayım. Allah Allah. Seni kim tuttu koçum? Kimse. Güvendiğimiz dağlara kar yağdı. Ne yapacağız şimdi? Arkadaşlar, kafanızı yormayın. Benim bir fikrim var. Tolga'ya gerekli parayı nereden bulacağımızı biliyorum. Nereden bulacağız? Tekin Güvenoğlu'ndan. Ne diyorsun oğlum? İyi misin sen? Ya iki dakika dinle be Tezcan. Arkadaşlar, bu piçin bankası yok mu abi? Var. Hatta mağdurları bile var. Ha, ben de onu diyorum işte. Yani biz şimdi banka mağdurlarına mı katılacağız? Ya ne salaksınız be abicim ya. Bankayı soyacağız. Yanlış iş usta. Bundan önceki cezaları da kıçımıza bağlayıp 10 seneyi takarlar söyleyeyim. Zaten şaşka zaaftan yararlandık. Riskli iş olmaz. Başka çaremiz yok. Ya giyeriz siyahları, çekeriz maskeleri, alırız kuru sıkıları. Gider yaparız bu işi abi. Son kez. Aslında bu Tekin her şeyi hak ediyor ama benim de maçam yemiyordu artist. Arkadaşlar, bakın zamanımız yok. Başka da çaremiz yok. Başka fikri olan varsa söylesin. Yani benim bir fikrim yok da. Bu iş bana da biraz sakat geliyor be Murat. Son sözünüz mü beyler?
size. Aman şöyle oturun ablacığım. Aman yavaş, yavaş. Yavaş. Hasan, Fuat, Özkan. Paraları toplayın. Tamam Bahattin abi. Kasada kapalı kalmış. Bir zahmet de açıver onları. Tamam abi. Tamam. Ben şimdi geliyorum. Tamam tamam geldim. Panik yapmayın lan. Şifreyi söyleyin. Ne? Yavaş yavaş. Evet. 8-2. Ya oğlum maskenizi kapatsanıza be. Ya ne salak adamsınız siz ya. Oğlum ben içeri girdim. Bu salak da girdi. Sonra kapı kendiliğinden kapandı, iyi mi? Ne olmuş? Vurma mı lazımdı? Ya vurma hadi lazım. Hadi çıkalım bir an eve. Ya siz paraları almadınız mı? Aa, paraları almayı unuttuk bak. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Alın şunu, alın çabuk. Hadi, hadi ya çabuk. Allah, kusura bakma. Come on, dude boys. Bak kazan. Gene ne oldu lan? Stop it. Hayda. Alo. Alo. Salih abi. Benim. Ben Bahattin abi. Abi sana bir şey soracaktık. Bu pasaport işlemlerini siz hallettiniz mi? Hallettiniz. Süpersin abi. Abi Tolga'nın işi tamamdır. Gidiyorsunuz abi. Abi siz bir saate kadar havaalanında olun. Biz de geleceğiz. Evet. Evet abi şu anda anlatamam. Yoldayım. Onların da sana selamı var. Aleyküm selam. Görüşürüz Salih abi. Sevindi adamcağız ya. Sevindi ya. Mindik bir alamete, gegeyoz kıyamete. Polis, el arabada hemen çıkın. Babalar, bunlar sahte polis çıktı. Silaha bak, su silahı. Ne diyorsun ya? Lan harbiden bu memleketin çivisi çıkmış, iyi mi? Kusura bakma Salih Baba. Sana da yanlış alarm verdik. Boşu boşuna yani. Mahcup olduk be abi. Estağfurullah, önemli değil çocuklar. Düşünmüş olmanız bile büyük incelik. Hayır abi, şimdi bu Tekin bizim eskiden yurttan arkadaşımızdı biliyor musun? Zengin bir aileye evlatlık gittiydi. Bizim de aklımıza geldi, sevindik, kalktık yanına gittik. Tamam abi, ben tam o sırada seni aradım hatırladıysan. Sonra? Sonra götümüze baka baka geri döndük baba. Senin anlayacağın şerefsiz çıktı herif Salih abi. Neyse, üzülmeyin çocuklar. Hayatta her şey olacağına varın sonunda. Hadi bakalım, yemekler hazır. Meryem. Efendim baba? Tolga'yı kaldır da bir iki lokma bir şey yesin. Peki baba. Sevgili seyirciler, ünlü iş adamı Tekin Güvenoğlu'nun sahibi olduğu Güven Bank, maskeli 5 kişi tarafından soyuldu. Maskeli beşler olarak haber merkezine bomba gibi düşen bu haber sonrasında bir süredir BDDK tarafından hakkında soruşturma başlatılan Güven Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Güvenoğlu paniğe gerek yok. Paramız çok dedi. Şuraya bak. Banka soymuşlar. Adi herifler. Öyle zırt pırt af çıkarırlarsa olacağı budur baba. İnşallah sonunda yakalanırlar. Öyle deme be Salih abi. Yani belki de hayırlı bir iş için soymuşlardır bankayı.
Ne bileceksin değil mi? Herkesin bir derdi var. Baba, Tolga! Oğlum, Tolga! Tolga oğlum, uyan! Tolga! Seslendim baba, duymadı. Oh. Abi eminmisin? Bu gece mi diyorsun? Evet, bu gece. Durumu görmüyor musun? Çocuklar, bir şeye dokunmadınız. Ben yemeyeceğim Salih. Vallahi baba, benim de iş iştahım yok be. Zeki sen? Ben zaten yemiştim abi. Dayı olur, bana da olur be. Biz bu gece işi bitirelim. Hadi. Haklısın abi. Hadi bir an önce gidelim. Salih baba, biz de müsaade, kaçalım artık. Ya oturuyorduk çocuklar. Abi geç oldu. Hadi beyler, hadi kaldırın. Hadi. Bilirsiniz. Hadi Kamil. Evet. Baba sağ ol her şey için. Bu salaklar yüzünden yakayı ele verecek. Ya, tamam. Abi tamam tamam. Ya, abi, ya, abi. Ya, abi. Ne oldu abi? Abi. Abi, lavuk camı da kapattı. Ne yapacağız şimdi? Ya Murat, ben hiçbir şey düşünmüyorum. Tansiyonum çok yükseldi. Aman abi. Aman be. Çatıdan girmeyecek miydin? Zeki, ha? Abi soru sorma be. Ha? Soru sorma be abi. Zaten bu herifler beni çıldırttı. Geçmiş olsun abi. Verirken öp. Hayır, bak.
Peki, sen nereden girdin abi? Yangın merdiveninden. Yangın merdiveni. Evet, biz biraz zorlandık. Böyle çatırmadan atladık, zıpladık, dolandık. Anlıyorum. Neyse, tamam hadi uzatmayın. Beyler, beni takip edin. Hadi, hadi. Hadi. Allah, bu ne lan? Kasa. Abi, işte kasa. Zor bir kasa. Allah Allah, neresi zor bir kasa lan? Alt tarafı kasa. Aç. Sus. Ya oğlum, ne tıslayıp duruyorsun lan kulağımın dibinde? Allah Allah, hiçbir şey duymuyorum. Yok, geç. Ben de kuşağı almıyorum, tamam. Alma lan bak. Ulan, belki açık unutmuşlardır. Ne? Kasayı. Ha, aha bak, açık. Allah Allah! Açtı lan! Çabuk, çabuk, çabuk. Kaç, kaç. Hadi bırak, bırak. Hadi, hadi. Devam et. Bitti bu iş. Oldu be. Zeki, devam. Devam. Alo. Alo. Alo Salih abi. Abi benim Bahattin. Abi uyandırmadım ya. Özür dilerim. Abi şimdi sen hazırlan. Hı-hı. Hani bizim bir arkadaş vardı ya. Hı-hı. O şerefsiz olan. Evet. İnsafa geldi. Tamamdır abi. Bu sefer kesin. Şimdi sen Tolga'yı al, havaalanına doğru git. Biz de bir saate kadar. Bir saat abi. Bir saate kadar oradayız. Oldu. Abi onların da sana selam var. Tamam abi. Ben de öptüm. Hadi abi dikkatli ol. Sevindi lan adam ya. Kim sevinmez abi ya. Abi ya. O ne lan? Bas, bas. Zeki bas. Ne oluyor lan? Zeki bas. Ne oldu? Oğlum polis bas. Zeki bas. Hadi lan. Bas, bas! Tansiyonun düştü Zeki Baz. Abi neredesin? Ha, yoldasın. Tamam abi biz biraz gecikeceğiz abi. Ha, biraz trafik var. Ha, sen merak etme diye aradım abi. Tamam. Ha? Tamam onların da sana selamı var abi. Ne oldu lan? Ne bileyim abi. Benzin bitti herhalde. Oğlum şimdi ne yapacağız? Niye kontrol etmiyorsun benzini ya? Abi her çaldığım arabanın benzinini kontrol edemem ya. Allah Allah. Aha polisler de geliyor. Polis mi? Beyler bildiğim semt. Sakin olun. Koşun. Bunlar uyuyor. Uyandır sana. Uyandır. Lan Tezcan. Tezcan. Oğlum kalkın lan Tezcan. Thank you.
Can. O ne? O ne lan? Ha! Şempanzeler sokağı var mı abi? Saçmalama lan manyak. Ya. Kaplanlar sokağı? Ne diyordun oğlum sen? Akvaryumlar yok sokağı. Yok öyle bir şey lan. Bak. Ne? O ne lan? Sürüngenler. Tropik bölge. Ha. Bu semt o semt değilmiş. Beyler. Hayvanat bahçesi. Panik yapmayın. Yavaş. Takip edin. Dikkatli ol. Nerede bu herifler? Kamil, burası neresi? Bilmiyorum. Her yerden garip garip sesler geliyor Tezcan ya. Kamil, sırtımda elinin ne işi var? Hangi el? Hoş da bırak oğlum! Kamil, hoş bırak! Bahattin abi, bir şey soracağım baba. Biz neredeyiz ya? Tezcan, hayvanat bahçesindeyiz. Ya baba, gündüz gezseydik ya. Oğlum, gezmeye gelmedik ki. Mecburen geldik. Ne? Sen kime tükürüyorsun? Sen kime tükürüyorsun lan? Sakin ol. Allah'ını seversen ne oluyor ya? Tüküren develer falan ya. Bunlar nerede kalmış baba ya? Oğlum buraya kadar geldiklerine dua et. Koş. Hadi Tezcan. Bahattin, öldün be abi. Burası sota bir yere benziyor. Öyle öyle, güvenli. Bak sesler kesildi. Ne yapalım abi? Ne yapalım? Dışarısı şimdi polis kaynıyordur. Bu sabaha kadar burada geçelim. Sabah yola devam ederiz. Bunlar da ancak kendine gelir zaten. Evet. Hadi kıvrılalım. Geç. Kamil, biz neredeyiz oğlum? Yavrum, bunlar aslandır. Diğerlerini ben de anlamadım. Korkmayın lan sakın. Gepsiz. Göz göze gelme. Oğlum bu niye hep bana bakıyor lan? Salih abi. Sen neredesin şu anda? Hala orada mısın? Atla bir taksiye abi. Ayrıl oradan. Ha, geldiğimde açıklarım abi. Çok tabi, çok tabi, çok tabi. Çok tabi, tamam. Ben de öptüm abim. Hep senin üstün. Beyler, Salih abinin selamı var. Aleyküm selam. Abi, kadran 12.8'i gösteriyor. Lan Zeki, bir sus be abi. Lan araba mı kullanıyorsun, tansiyonla ölçüyorsun belli değil ya. Oh. Şerefsizler. Karı gibi dövüşmüşler. Kim bu hayvan herifler, tanıyor musunuz ya? Tanımıyoruz abi. İt kopuk işte. Yalnız birinin tırnakları uzunmuş. Fena çizmiş anlaşılan. Ah, ah be Salih baba. Şartlar eşit olacaktı ki ben nah kaptırırdım o parayı. Tezcan abi, kaç kişiydiler? 20-25 kadar falan vardı Tolga'm. Aslanım, uyanık olacağım. Baktın ki kalabalıklar, uzayacaksın. Bak Salih abi, şu aslanım kelimesini kullanmasak diyorum ya. Neden aslanım? Lavuklardan birinin adı aslan mıydı ne, onun için? Ha. Neyse neyse, ucuz atlatmışsınız. Ama yine de Allah razı olsun. Hepinizin altın gibi yüreği varmış. Bunu şimdi daha iyi anlıyorum.
Ya yeter ya. Ne bu böyle? Üzülmeyin kardeşim. Dünyanın sonu mu geldi? Hadi kalkın bakalım. Kalkın gidiyoruz. Gidiyor muyuz? Eğlenmek bizim de hakkımız kardeşim. Hadi yürüyün gidiyoruz. Nereye gidiyoruz baba? Luna Park'a. Luna Park'a mı? Yaşasın. Çemberinde gül oya. Gülmedim doya doya. Çemberinde gül oya. Gülmedim doya doya. Dertleri tarıyorum, gülleri saya saya. Al beni, kıyamam seni. Dertleri karıyorum, gülleri saya saya. Al beni, kıyamam seni. Pembe gül idim soldum. Ak güle ibret oldum. Pembe gül idim soldum. Ak güle ibret oldum. Karşı karşı dururken yüzüne hasret kaldım. Al beni, kıyamam seni. Karşı karşı dururken yüzüne hasret kaldım. Al beni, kıyamam seni. Karşı karşı dururken yüzüne hasret kaldım. Al beni, kıyamam seni. Karşı karşı dururken yüzüne hasret kaldım. Al beni, kıyamam seni. Şunlara bak baba. Ne güzel ya. Çocuk gibi eğleniyorlar. Değil mi ya? Ne yapsın garipler? Ne anneleri var ne de babaları. Belki hayatta ilk defa böyle eğleniyorlar. Arkadaşlar kendine geldi. Oh be. Ciddi bir şey yoktur inşallah Murat. Yok yok, iyi iyi. Ya biraz yorulmuş, o yüzden de bayılmış çocukcağız. Oğlum bayılmış diyor. Bu ayılmalar bayılmalar hiç hayra alamet bir şey değil. Çocuklar bu yavrucak gün geçtikçe kötüye gidiyor galiba ha? Ulan elimiz kolumuz bağlandı. Hiçbir şey başaramıyoruz be kardeşim. Hıyarlık bizde. Tekin denen piçten bir tüy bile koparamadık ki. Bence ne yapalım biliyor musun? O lavuğun bacağına çap çap sıkalım abi. Cezası neyse ben yatarım babalar. Evet kardeşim, sıkalım ben de yatarım. Ne sıkıyorsunuz siz? Limon mu sıkıyorsunuz? Ha düz yürüdünüz, dolamacı kaldı. Bir can kurtaralım derken bir başka can yakılmaz. Bu işlerle şaka olmaz. Yok böyle bir şey. Sıkacaklarmış. Ne yapacağız o zaman? Babalar, benim aklıma bir çare geliyor ama. Ha. Şimdi boku yedik. Murat yine bir şey buldu. Bak parayı nereden bulacağımızı bu defa kesin buldum. Ya Murat tamam. Anladık. Nasıl bulacaksın söyle. Tekini kaçıracağız. Ah süpermiş be. Bu muydu lan bulduğum plan? Osur osur ipediz. Ya oğlum siz değil miydiniz demin vuralım kıralım diyen? Beyler bir dakika lan. Aslında fena fikir değil ha. Biz bu herifi kaçırırız. Zaten yavşak o gün bizi dostları dinlemedi bile değil mi? Ha? İyi de abi nasıl yanaşacağız? Herifin en az 1000 tane koruması var. Evinden kaçırırız o zaman. Doğru lan. Ama bu herifin evini bilen var mı? Vallahi ben bu kadarını düşündüm. Gerisini bilmem. Oğlum koskoca Tekin Güvenoğlu. Hangi köre sorsak gösterir lan. Köre mi?
Alınırım bak sana. Al vitesi yanına. Uç. Bana bak lan, senin bu kör adam bize doğru adres vermiştir değil mi? Oğlum benim arkadaşım sonradan kör oldu. Ayrıyeten adres portföre geniştir, yürü. Şşş Tezcan. Bu adam MİT'ten olmasın lan? Ya Kamil ne alakası var oğlum ya? Gece gece bizi tribe sokma oğlum. Körden hiç MİT olur mu Kamil? Niye? Ben Metin Şentürk'ten şüpheleniyorum mesela. Ya senin bu körde MİT'se? Aa doğru söylüyorsun lan. Harbiden ha, ya MİT'se? Kesin MİT abi, MİT. Kamil, bu ışık ne oğlum? Işık? Ha, alarm gibi geldi gözüme, iyi mi? Ya Bahattin oğlum, öyle gelme, aklımızı aldın be. Lan salaksın, kürzeyse takın maske, hadi. Ya tam bir işe gireceğiz, korkudan bir şey yapamıyorum. Artist, artist. Hadi aslanım, aç şu kapıyı. Hadi. Abi, zor bir kapı. Allah Allah. Zor bir kapı. Alt tarafı ahşap görünümlü plastik bir kapı. Aç şunu Murat. Uğraşıyorum abi, açılmıyor. E ne yapacağız? Balkondan girelim. Yok, zili çalıp girelim. Baba, niye zili çalıyoruz ki? Biz adamı kaçırmayacak mıyız? Oo. Ulan sen ne angut adammışsın be. Oğlum, önce kaçıracağız dedik ya. Ondan sonra sen zili çal. Sana kim zili çalma diyor. Allah Allah. Okey diyor ya. Harbiden benim tansiyonum yükseliyor. Bu kadar aptallarsız da bu işi yapamam ben. Vazgeçiyorum abi. Vazgeçiyorum. Bahattin abi nereye gidiyorsun ya? İçeride biri var abi. Niye orada duruyorsunuz oğlum? Gelsense. Lan Zeki, ne öyle hırsız gibi geliyorsun oğlum? Aklımız gitti lan burada. Ulan harbiden ben de anlamadım bu herif in midir, cin midir? Çözemedim, gitti be kardeşim. Hadi. Sana aldıydım, almadım mı yoksa? Ben de sen alacaksın diye almadım abi. Hayda ya Kamil. Beyler tamam, uzatmayın artık, bir şu feneri yaksın. Abi. Ne? Kibrit olur mu? Fener şey olmuş da. İstiyorsan çakmak da var. Neyse, yapacak bir şey yok. Hadi Tonto, kostümün hazır odada. Kırmadığını değiştir istedim. Tamam, tamam. Giyinip geleyim ben. Ama Tonto, mumları söndür, öyle çık. Mum var, evet. Dur.
Alkışlayın. Sağ olun. Durmayın, sallanın. Arkadaşlar şimdi ne olacak? Benim bir fikrim var arkadaşlar. Ha, Murat, lütfen bir daha lafa benim bir fikrim var diye başlama, tamam mı? Yoksa bak, karın geliyor. Merhaba. Nasıl, eğleniyor musunuz? Acayip bir parti. Hem Ortoş da sevindi. Kamil, yorum yok. Hadi eğlenceler size. Teşekkürler, teşekkürler. Abi ben uzuyorum. Öteceğim. Bileklere bakıyor. Dans et, gül, devam et. Abi, Tontoş aşağı inmeden işi bitirelim. Hı hı. Zeki doğru söylüyor beyler. Hadi. Karakterinden bahsediyoruz ondan. Şşt! Lan gevezeliği bırakın şimdi. Herifi nasıl kaçıracağız onu düşün. Bayıltalım. He, bayıltalım. Ama neyle? Neyle? Hadi abi. Ne? Nasıl? Salak. Bayıltalım dedim lan. Öldüğü yönünde mi? Daha ufak bir şey lazım. Olur. Ha olur. Isırma abi. Ya ne ısırma Sattar? Benim, Tekin. Kendine gel avukat. Bir an gerçek sandım patron. Avukata bak. Neyse ne var? Ne istiyorsun sen? Patron, arkadaşlar aradı. Mahalle polis buraya baskın yapacakmış. Hakkınızda tutuklama kararı çıkmış. Tutuklama mı? Ya. Ne yapacağız? Bilmem ki ne yapsak. Ulan gerizekalı avukat sen değil misin? Ne yapacağız? Söylesene. Ha o da doğru. Kaçın. Yani bence. Uçun işte. Helikopteri hazırlat. Emredersin. Hadi. Ama karınız... Siktir et onu şimdi. Sonra çaresine bakarız. Hadi. Happy birthday to you.
bayıldın, bayıldın. Hadi oyalanmayın, toplayın parayı. Alo, Salih abim. İnanmayacaksın ama bu sefer senin Tolga'nın işi tamam abi. Abim, şimdi siz yola çıkın. Biz de bir saate kadar orada yanınıza varız. Tamam mı? Heh, tamam abi. Oldu. Onların da sana selamı var abi. Oldu. Oldu abi. Sevindi adamcağız ya. Artık hayatı boyunca unutmaz bugünü. Lavuk totoş be. Arkadaşlar, hadi uzayalım buyurun. Bahattin abi. He. Lavuğu kaçırmayacak mıyız? Ay Allah'ım ya. Arkadaşlar, Allah rızası için biri içinde bulunduğumuz duruma şu lavuğu açıklasın ya. Delireceğim, tansiyon mansiyon kalmadı. Kamil geç. Abi geç ya. Kimse durumda baksın polis. Müziği kapatın. İki tarafa. Hayda. Alo, Salih abi. Evet abi. Soyundum size ya. Bırak, bırak. Sen kendi kendini soymuşsundur. Kırmızı penguen. Götürün. Kardeşim şu kelçiyim. Bakın kafam, kafam, kafama bak kafama. Ne hale geldi ya? Ya bir yanlışlık yapıyorsunuz ama. Ah. Avukat Bey, polisler nereden çıktı? Totoş'umu nereye götürüyorlar? Yeşim Hanım, sakin olun. Ne oluyor? Komiserim bakın, büyük bir yanlışlık yapıyorsunuz gerçekten. Beni götürmeyin boşuna. Bir yanlışlık yapıyorsunuz. Oh be, ulan şimdi rahatladım ha, iyi mi? İyileşmesine gerçekten çok sevindim. Keşke senin yanında olabilseydim. Ama eğer belki keşke mesela Faraz'a Bahattin abi.
Ya biraz yavaş söylesene, ben yetişemiyorum. Tamam. Nerede kaldın? Sevgili Salı Abı. Oha, orada mı kaldın? Hı hı. Salı Abı. Kamil. Salih abi değil abicim, Salih abi. Tamam mı? Nokta koyacaksın I'ya canım kardeşim. Biliyoruz oğlum. Ben noktaları sonradan koyuyorum. Ne olacak? Kamilciğim, sen noktaları şimdi koy. Biz mektubu sonra yazarız. Ya bu angut yazana kadar Salih Baba İstanbul'a dönecek be. Ya Tezcan, bak oğlum iki dakika delikanlı ol ha. Allah Allah. Alo. Ha kardeşim. Tamam. Tamam. Tezcan'ım be. Buyur baba. Sana zahmet. Şu havalandırmayı bir açıver gülüm hadi. Tamam. Arkadaşlar ya. Daha büyük bir kaşık yok muydu? Yani bununla biraz uzun sürecek gibi görünüyor. Maalesef köstebek kardeş. Çay kaşığından başka bir kaşığımız yok. E ne yazık ki hepsini sen kazacaksın. Abi. Çek elini lan. Çek, çek. Abi. Çek. Ne demişler? Bu hayatta ne oldum demeyeceksin. Ne olacağım diyeceksin. Bak enayi kazıyor. Selam arkadaşlar, Allah kurtarsın. Eyvallah. Şimdi sıçtık. Beyler, güneş çok dik geliyor. Dikkatli olun, güneş çarpmasın. Bize bir şey olmaz da abi, sen tansiyonuna dikkat et. Dikkat edeceğim ben, zaten hep 12 8. Kazılmış yeraltı geçidi. T ile başlıyor, 5 harf. Tüp. 5 harf diyorum abi. Tüp geçit be. Lan canım, kokteylim hazır mı? Getiriyorum abi. Buz koydun mu? Gelirken eridi abi. Ha, şaşardım zaten. Abi bu ayakkabılar felaket kokuyor. Kimin bunlar ya Tezcan? Oğlum çek şu ayakkabılarını şuradan lan. Benim ayaklarım kokmaz oğlum. Hamit abinin ayakkabılarıdır onlar. O ayakkabılar bana ait değil efendim. Kime aitse kime ait efendim. Lütfen bunları buradan alın efendim. Kokuyor ya o.